Herkese etolgozbek.com kanalından merhaba. Bugünkü konumuz Ege'de yaşanan dogfightlar, yani it dalaşı. Türk Hava Kuvvetleri mi üstün yoksa Yunan Hava Kuvvetleri mi? Peki bu son günlerde paylaşılan videolar neyi anlatıyor? Gelin birlikte Ege'deki it dalaşına birlikte bakalım. Türk ve Yunan ilişkileri, özellikle Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında zaman zaman yükselen tansiyonlara neden oluyor. Bunların zirve yaptığı dönemlerin başında Kardak geliyordu. Ama son günlerde bakıyoruz, Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları, Libya mutabakat hükümetiyle yapılan anlaşmalar ve Akdeniz'deki farklı arayışlar tekrar Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirmiş durumda. Geçen hafta bir Yunan bakan helikopterle uçuşu sırasında camından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların bu helikopterin yanına yaklaştığı görüntülerini paylaştı. Hemen arkasından Yunanlardan, tabiri caizse tırnak içinde diyelim, bir video daha geldi. Bu videoda Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 tipi uçağın Türk F-16'sıyla yaptığı dogfight, yani it dalaşının görüntüleri vardı. Burada Yunan Mirage'ı Türk F-16'sını kilitliyordu veya onun arkasına geçmiş füze atışı için kilit atmıştı buna. Bu görüntüler kamuoyunda paylaşıldı. Biz de hem izleyicilerimizden hem de tolgozbek.com sitesindeki okuyucularımızdan bu videonun değerlendirilmesiyle ilgili bazı istekler aldık. Öncelikli olarak ben bu tür videolara şöyle yaklaşıyorum. Burada kimin haklı olduğu, kim kazandı, kim kaybettiğin hiçbir önemi yok. Çünkü paylaşılan çok kısa süreli bir video. Bu videonun başı var mı, sonu var mı, nasıl başladı, nasıl gitti, hangi pozisyonda Yunanlı uçakları geldi, hangi pozisyonda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ne durumdaydı, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Belki de o dogfight sonunda Yunan uçaklarının kaçmasıyla sonuçlandı. Bunu bilmiyoruz. Ama paylaşılan sadece çok kısa bir bölüm ve bunu Yunanlılar Yunan Hava Kuvvetleri uçaklarının Türk F-16'larını kilitlediği görüntüsüyle veriyor. Bu tür yaklaşımlar ancak ergen arkadaşlarımız, böyle genç arkadaşlarımız hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da onlara tabiri caizse gaz vermek üzere hazırlanmış videolar. Bence bu tür videoların hiçbir önemi yok. Türk Hava Kuvvetleri'nin gücü ortada. Yunanların da tek odaklandığı nokta Ege Denizi. Türk Hava Kuvvetleri gücünü, çok fazla geriye gitmeyelim isterseniz, en son Libya'da yapılan tatbikatla gösterdi. F-16'larımız kalktı, 7,5 saat havada kaldı ve F-16'lara havadan ihbar kontrol uçağımız, arama kurtarmaya destek verecek C-130'lar veya bölgede KC-135R tanker uçaklarımızla böyle bir gövde gösterisi yapıldı. Bunu yapabiliyorsanız, gerektiğinde ben Türkiye'den kalkar, Libya'daki hedefleri vururum, işte budur gerçek olan. Yoksa o onu kitlemiş, bu buna bilmem ne yapmış, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Bunlar gerçekten bir yerden sonra boş muhabbetler. Niye? Çünkü önün arkasını bilmiyoruz bunu. Bu yüzden neyin ne olacağı havada hiç belli olmaz. Bu uçaklar dogfight'ta nereden geldiler? Yunanlar ne kadar dakikada önleme yaptı? Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar nereden girdi, nereden çıktı? Kim kimin hava sahasındaydı? Bunlar çok önemli. Biraz önce de belirttiğim gibi Yunanların tek işleri Ege. Ve büyük bir paranoyayla yaşıyorlar. Türkiye'den gelecek bir saldırı. Türkiye'nin böyle bir niyeti yok. Ama önümüze çıkılırsa bazı konularda Türkiye'nin de cevapları çok net artık. Bunlar gerçekten önemli konular. Bir ikincisi, Türk Hava Kuvvetleri uzun yıllardır pek fazla böyle Yunan uçaklarıyla dogfight'a girilmiyor. Bunun da nedeni şu, bunu askeri kaynaklara sorduğumuz zaman, gireceğiniz dogfight sonuçta karşı tarafı eğitiyor. Karşılıklı böyle bu eğitmeye, bir boğuşmaya girmenin onlara eğitim vermeye gerek yok. Bir de sonuçta hani pilotlar genç insanlar. Herhangi bir heyecan, herhangi bir emre itaatsizlik çok ciddi sorunlara neden olabilir. Ki bunun bir benzeri geçmişte yaşandı.
Türk F-16D uçağı bir Yunan uçağı tarafından vuruldu. Ve bir pilotumuz atlayamadı. Yüzbaşı Nail Erdoğan şehit oldu kazada. Yıllar süren çalışmalar o uçağın enkazına ulaşılamadı. Ailesine yüzbaşımızdan kalan bir şey götürülemedi. Yani ne oldu? Silahsız bir Türk F-16'sı vuruldu. Bu tür konularda hiç böyle heyecan yapmıyor. O bilmem ne oldu, şöyle oldu, böyle oldu, bunlara gerek yok. Türkiye geçmişte de yaptığı gibi nasıl 1974'te haklı davasını Kıbrıs Barış Harekatı ile yaptıysa ve gerçekten askeri savaşta Türkiye boyutunda bir ülkenin gerçekleştirdiği çok önemli bir harekattır. Yadsınamayacak bir şeydir. Ve de tekrar ediyorum, geçtiğimiz günlerde yapılan o Doğu Akdeniz'deki o önemli tatbikat, bayrak gösterme Türkiye'nin şakası yok. O zaman bizim bu kanaldaki asıl hedefimiz sizlere bilgi verebilmek, doğru bilgileri ulaştırmak. Burada ne olacak? İşte Türk Hava Kuvvetleri şöyle üstün, Ege'de şöyle yaptık, böyle kilitledik, böyle attık, böyle vurduk dersek bu kısa vadede büyük reyting getirir bize. Bu videolar milyonlar seyredilir. Hayır, ama uzun vadede bu yanlıştır. Biz burada Türkiye'nin net duruşunu anlatıyoruz size. Örneğin yazarımız Hakan Kılıç'la videolar hazırlıyoruz. Savunma ve havacılık konusundaki şehir efsanelerini patlatıyoruz. Bunları lütfen izleyin. Çünkü buralarda gerçek ve bilgiler, açık kaynaklar konuşuluyor. Koronavirüs günlerinde her gün saat 19'da yeni videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Sizlerle farklı konuları hem sivil havacılık hem askeri havacılıktan, bazen de savunma sanayinden konuları sizlere aktarıyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Kanalımıza lütfen abone olun olmadıysanız hala. Ve bildirimlerinizi açın. Bize sorularınızı yorum olarak gönderebilirsiniz veya info@tolgozbek.com adresine de elektronik posta atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın saat 19'da tekrar görüşmek üzere. Sağlık ve mutlulukla kalın. Thank you.